Manşete hoş geldiniz. Instagram için milli yaz. İki konu yani birbiriyle bağlamak ancak bu KJ ile mümkün olabilirdi. Instagram için milli yaz. Ülkede esasen Hamas lideri için, Haniye için milli yaz ilan edildi. Fakat tam da eş zamanlı olarak Instagram'ın kapatılması, Haniye yüzünden kapatılması Türkiye'de özellikle yeni nesil açısından Z kuşağı ve sonrası yani 1995 doğumlular ve sonrası yönüyle öğretici olması, bilgilendirici olması ve bir takım konuların ancak yaşayarak öğrenilmesi yönüyle son derece ders verici nitelikte olması sebebiyle önemli, önemsiyorum. O açıdan da bu tarihi not almak gerekiyor. 2 Ağustos 2024 2 Ağustos 2024 tarihini haniye için milli yas ilan edilirken Instagram'ın kapatılması yönüyle. Anayasa Mahkemesi meselesi de var. Yazıp sildiği bir tweet var. Koyup kaldırdığı bir karar var. Neyse. E, artı söylediği bir yalan var. Ülkenin Anayasa Mahkemesi yalan söyler mi? Söyledi. E, bu yönüyle de önemli ama Anayasa Mahkemesi'nin sicilinde bu artık yeni bir çentik, yeni bir aşama. Merdivende yeni bir basamak. Dibe doğru merdivende o açıdan Anayasa Mahkemesi'nin sicili yönüyle bir büyük bir hadise, büyük bir viraj, büyük bir çuvallama, büyük bir skandal olay falan gibi konuşulacak bir konu değil. Defalarca skandal var. Kararın arkasında duramayan yargıç ve ne bileyim mahkeme başkanı ve ne bileyim üyeler bütünü olarak bakabiliriz Anayasa Mahkemesine. Fakat özellikle Milli Yas ve Instagram'ın Sırf bu sebeple engellenmesi yönüyle mühim bir çentik daha atmak gerekiyor ülkenin yakın tarihi yönüyle. Şimdi bakacağız nedir? Yani Erdoğan bacağına mı sıktı? Türkiye'ye ulaşılamıyor. Sayfa açılamıyor. Servis hizmet dışı. Ne bileyim bu siteye ulaşılamıyor. Aradığınız ülkeye ulaşılamıyor falan gibi başlıklar da atabilirsiniz. Ve bu sevindirici bir şey değil, bir dramdır esasen. Bokunda boğul Türkiye demişti. Barbaros Şansal zannediyorum bir trenin tuvaletinden bu fotoğrafı paylaşmış. Neyse diyerek. Biz diyeceğini anladık. Dediğini diyeceğini, maksadını anladık. Hani böyle yazıp yazıp sildiğiniz şeyler vardır. Türkiye'den özellikle çokça görürüm. Bir takım mesajları yazıyorum, siliyorum, yazıyorum, siliyorum. Ya emin olun, Türkiye yurt dışı fark etmiyor. Ben yüzlerce mesajımı hatırlarım. Yazıp sildiğim, yazıp sildiğim. Siz zannediyor musunuz ki yazıp silmek sadece Türkiye dışındakilere has bir durum? Ya da bir otosansür mekanizması? Ya da huyu adeti? Hayır, dışarıda da böyle. Yazıp sildiğim nice mesaj var. Ama Barbaros Şansal onu paylaşmış. Yazıp sildiğim mesajlardan biriydi. Instagram BTK ile ile 2 Ağustos 2024'te kapatıldı. Zaten bu güzel yani bir kapak. Türkiye yakın tarihini anlamak açısından güzel bir kapak. Her şeyle önemli. Kayda geçsin. Yarın öbür gün bunların hepsi düzelecek kalmayacak belki ama dibe nasıl vurdu ülke ve nereden nereye geldik? Hukuk özgürlüktür, hukuk ekmektir, hukuk haktır, hukuk yaşam teminatıdır, yaşamsaldır falan meseleleri için önemli. Hukuku önemsemezseniz gördüm birkaç tane mesaj. Benim Instagram'da benim Instagram'da hesabım yok gidiyor. Ya hala bir grup insan bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı. Instagram'da hesabı yokmuş. Ondan dolayı mesele yok. Hala böyle bakan bir zümre var yani. Açın bakın görürsünüz. Benim Instagram'da hesabım yok ki. Lafa da böyle giriyor. Benim gerçi Instagram'da hesabım yok ama ya ne kadar ayıp. Ne kadar bencilce. Ne kadar böyle vurdum duymaz bir hal, bir tavır, bir yaklaşım. Var ama yani işte bunlar olduğu sürece de galiba ülkenin burnu çoktan çıkmayacak. Lafı bir kere söyledim bir daha da söylemiyorum. Ç ile değiştiriyorum B'yi. Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle. Yani orada gerekçe de yok. Bakın burada şeyi de yazmıyor. Detay falan da yok. Ben yaptım oldu. Yani bunun neden olduğunu falan baktığınızda da olayın altında Hamas lideri Haniye çıkıyor. Fakat önce Instagram'a bakalım. Yani sosyal ağlarda mesajlaşma, ticaret ya hemen her şey. YouTube'un payı 38 özellikle şeyde yani haberle ilgili olarak Instagram'ın öyle WhatsApp, Facebook falan diye devam ediyor. Ülkelere baktığınızda Nüfusu itibariyle de Hindistan ilk sırada onu Birleşik Devletler, Brezilya, Endonezya ve Türkiye takip ediyor. Yani böyle bir ortam. Ve siz dünya medyasında bugün Instagram Türkiye'de yasaklandı haberiyle manşetlerdesiniz. Ha, zannediyor musunuz ki esir takasını biz yaptık ondan dolayı manşetlerdeyiz. Hayır kimse bundan bahsetmiyor. Birazdan geleceğiz esir takasına. O da tamamen içeride bir propaganda. Yani Şimdi köprüde spy, e, casus değişimini anlatan bir Tom Hanks'in oynadığı bir film vardı. 2015 yapımı zannediyorum. Mutlaka onu seyredin. Esir takası ne demektir? Köprüde nasıl takas ediliyor? İşte köprünün iki tarafından esirler yürütülüyor ve takas ediliyor. Casuslar neyse yürütülüyor ve takas ediliyorlar. Falan. Çok güzel anlatır. Türkiye'den bahsederken sadece Ankara'da bir havaalanı diye sadece işte köprü <laughs> orasıydı falan manasına bir paylaşım yapıldı. Fakat ya o kadar beyinsiz insanlar ki. Yani bunun bir iki gün tantanasını yap değil mi? Hazır böyle CHP mahallesinden, medya mahallesinin ağır falan da isim isimler koroya katılmışlar. E, MIT'ten şahane operasyon. Fırsat kolluyorlar. Yani MIT'i övmek için fırsat kolluyor. Hatta oradaki muhataplarına söylüyorlar. Diyorlar ki yani ya bize bir malzeme verin de biz de coş, coşturalım sizi. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar e, MIT şahane operasyonlarla yurt dışındaki kaçakları topluyor diye getirilen, ülkeye getirilen kendi halindeki esnafı, öğretmeni falan alkışlamıştı. Yani Abdülkadir Selviler'den, Cem Küçükler'den bahsetmiyorum. Onun diğer böyle ne derler ulusalcı, sol, kemalist ne derseniz CHP medyası izdüşümünden bahsediyorum. Yani milliyet orijinli Fikret Bila ve onun talebeleriyle falan aşağı doğru inen silsile. Neyse. Böyle rezil oldunuz yani öyle bir enteresan e, bir şuursuzluk hali var ki adı iletişim olan, adı propaganda olan e, bakanlığın neyse başındaki veya e, propaganda bakanlığı diyorum da iletişim başkanlığı esasen. O işin başındakilerin ve neyse ona yön verenlerin gözden geçirilip... E, ya bir dakika kardeşim yani şu işin bir iletişimini götürelim. Şu işin bir casus takası olayında falan biraz şöyle rüzgarları şişirelim falan. Biraz manşet attıralım biraz konuşturalım birkaç gün. Pazara kadar falan hani yapacaksan pazartesi yap falan. Yok yani iletişimi de yok işin. Olay bu. Hani Hamas liderinin Haniye'nin Haniye ile ilgili bir takım paylaşımlardan dolayı ona geleceğiz birazdan. Instagram'ın o paylaşımlara izin vermemesi. O paylaşımlara izin vermeyince de... ...sarayın kızması, bakın icrabına demesi ve... ...Fahrettin'in icrabına bakması. Olay bu yani. BTK falan meselesi değil. Herhangi bir şikayet, mahkeme kararı falan da yok artık biliyorsunuz. O yasaları yaptılar. Muhalefet de seyretti. Dilimizde tüy bitti. Artık her şey ama her şey bir, kim, bir kişinin iki dudağı arasında. Anayasa Mahkemesi kararı da öyle oldu. Yani... Hiçbir şekilde yasa tanımaz, anayasa, meclis, mahkeme, mahkemeler, basın yani tam anlamıyla iki dudağı arasında bir ülke hayal ettikleri ve böyle bir ülke kurguladıkları için öyle yürüyorlar. CHP ne yapıyor diye sorular geliyordur belki zihninizde birazdan bakacağız CHP'nin ne yaptığına. Çok kimsenin fark etmediği bir e, tweet mesajına bir yorum yapacağım. Özgür Özel'in lafları falan değil, Özgür Özel'in ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Zaten o kadar sesi tırmalayıcı ki e, genelde metinden okuyorum. Yani kulak veremiyorum. Şimdi bu Hamas e, lideri Haniye'nin e, cenazesi, cenaze namazı İran'da, Tahran'da kılındı. İşte büyük bir tören oldu. Sonra da Katar'da defnedilmek üzere Katar'a e, gönderildi. BBC'de tam bu töreni seyrederken Fatih Erbakan dikkatimi çekti. Katılmış cenazeye. Başka da Türkiye'den kimseyi göremedim ama Türkiye'den e, devlet düzeyinde falan insanların işte Hakan Fidan, Erdoğan falan mümkün değil. Yani e, adamı nokta öldürdüler Tahran'da kaldığı misafirhanede bir kere daha tısmışlardır ve kendi güvenlik önlemlerini gözden geçirmişlerdir. Hele Erdoğan bundan sonra yurt dışında bir yere gidecekse İran'a falan gitmez de <laughs> yurt dışında bir yere gidecekse artık daha da kılı kırk yarar yani paranoya derecesinde bir şey var elemanda. Şimdi burada şu yazıyor İngilizce mesajda İsrail Dışişleri Bakanı demiş ki alttaki elçilik Türkiye elçiliği oraya geleceğim birazdan. İsrail Dışişleri Bakanı demiş ki işte Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'ndeki bayrak yarıya indirilince yaz ilan edildi ya. Birazdan o yas meselesine de geleceğim. Önden yaklaşıyorum yavaş yavaş. Milli yas ilan edilince Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliğindeki bayrak da yarıya indirilince İsrail Dışişleri Bakanı diyor ki: Enteresan. yani ne günler yaşıyor ülke. Büyükelçilik temsilcileri terörist Haniye'nin yasını tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gidip Erdoğan'la birlikte yas tutabilirler. İsrail Dışişleri Bakanı böyle demiş. Şimdi burada esasen bambaşka bir şey ortaya çıktı. Türkiye'nin Tel Aviv'de elçiliğinin açık olduğu, aktif olduğu, faal olduğu, bayrağı işte orada idare edecek, göndere çekecek, indirecek birilerinin olduğu ve oradaki bayrağın da yarıya indirildi. Ya bu ya bir de yani iletişime bakar mısınız? Yani o bayrak orada yarıya indirilmeseydi bu haber olmayacaktı. Yarıya indirildiği için öğrendik. Ya iletişim her yerde dökülüyor. Yani bir propaganda yapacaksın. Bari bunu da usulüne uygun yap yani. Her yerde bayrağı indir de orada indirme. Ama işte öğreneceğiz ya biz. Bir de tabii şu. Ya arkadaş. Yani Tel Aviv büyükelçiliği açık ve aktif. Peki siz hatırlıyor musunuz? 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından İsrail ki artık 10 ay oldu neredeyse. hemen sonra Türkiye'deki diplomatları geri çekmişti. Yani Türkiye orada tutmaya devam etmiş. Katil diyor, soykırımcı diyor, Hitler benzetmesi yapıyor Netanyahu'ya, gazeteler böyle çıkıyor, saray böyle diyor, Dışişleri Bakanı böyle diyor. Hele bu Haniye'nin katledilmesinden sonra paylaşılan mesajlar iyice artık almış gitmiş. Senin oraya her türlü ticaretin serbest, açık devam ediyor. Elçiliğin de orada, içindekiler de çalışmaya devam ediyor. Ve üstelik İsrail'in başkentinde bayrağı yarıya indiriyorlar Haniye için. İsrail'in baş terörist kabul ettiği kişi için. Acayip. Yani konulara böyle bir açıdan bakın. Böyle bir e, çerçeveden yaklaşın. Ve e, akıl tutulması demeyeceğim. Yani nasıl bir gerzeklik, sersemlik ve zevzeklik yaşandığını nasıl bir geri zekalı hal olduğunu, nasıl bir akılsızlık olduğunu, hani aklınızı mı yitirdiniz falan gibi ya olmayan şeyi yitirmeleri söz konusu değil de onun da altında ayrı şapşallıklar var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ayrı sersemlikler var yani. İşte bu. İşte şey Erdoğan'ın milli yaz ilanı bir Ağustos itibariyle bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde cuma güneş batana kadar bayraklar yarıya çekilsin. Öyle olunca da <laughs> İsrail de yarıya çekmiş. Halbuki bu genelgeyi veya kararı aldıktan sonra neyse İsrail Büyükelçiliği'ne birinin telefon edip tamam yani bizi böyle geçtik ama sizi indirmeyin. Ne olur ne olmaz. Sonra da üstünüz başınız battı işte. Acayip yani enteresan. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Tüm camilerde sala verilecek. Cuma'dan sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben oradayken Türkiye'de 2016 Mart ayında çıktım. O zaman da çevremde cuma namazına giden insanlar camiden ayağını kesmişti yani. Dinledikleri hutbeden bir sürü şeyden. Şimdi artık nedir durum bilmiyorum. Yani camiye gidiyorsun. Direkt tamamen devlet ne isterse o. Yani hutbe filan şeyinde de geçtik yani. Bambaşka. Kılacağın namaza da o karar veriyor. Evet. Sonra enteresan bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haniye hakkında, Haniye ile ilgili gıyabi cenaze namazı Facebook'tan kaldırılmış. Yani aynı Instagram olayı. Şimdi dolayısıyla şöyle de bir şey var. Instagram elbette deve dişi gibi bir şirket. Facebook, Whatsapp falan diyorsunuz da bunların hepsi aynı şirket. Meta grubu. Bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Yani profesyoneller biliyor da. Meta grubu, Mark Zuckerberg'in başında göründüğü şirket büyük bir şirket, global bir şirket, bir Amerikan şirketi. Bunun Instagram bunun, WhatsApp bunun, Facebook bunun. Yani bu şirketin kardeş, yani Facebook, WhatsApp, Instagram kardeş. Zaten birbirleriyle veri paylaşımı falan her şeyi yapıyorlar. Yani ve bu verileri ne bileyim paraya dönüştürmek konusunda da Mark Zuckerberg'in üstüne yok. Ayrıca şaşırdığım şey şu, esasen Mark Zuckerberg e, Türkiye'de otokratlarla falan arası çok iyidir, anlaşır ve Türkiye'nin canını sıkan her şeyi kaldırmak konusunda elinden geleni de ardına komadı. Facebook'ta, Instagram'da. Ya bir tane video koyuyorsun ikinciyi koyamıyorsun. Bir mesaj paylaşıyorsun ikinci, ikinciyi paylaştırmıyor. Hesabı siliyor, kaldırıyor bir sürü şey. Instagram'da da Facebook'ta da. Haliyle Türkiye'de Ankara muhaliflerinin çok fazla e ne bileyim konuşmasına yazıp çizmesine imkan vermeyen bir nokta. Ya lay lay lom takılın. Instagram öyle zaten. E, Facebook'ta da işte falan çok da fazla şey etmeyin. Siyasi konulara girmeyin. Tavrındaki bir şirket. Fakat artık bir noktadan sonra tabii global bir mesele. Aniye meselesi, İsrail meselesi. O konuda da artık tarafını Tel Aviv, Netanyahu yönünde tutmak durumundasın. Orada yani 10 yıldan uzun bir süredir Erdoğan'la ve Fahrettin'le çalışan Zuckerberg bile bir noktadan sonra bir dakika diyor. Ve işte Facebook'ta ondan kaldırmış. Hadi kapat Facebook'u da. Hadi bakalım. WhatsApp'ı da kapat. Ve tam anlamıyla öldür. Zaten internet iletişim falan demek bunlar yani şu anda. Yani WhatsApp'ı kapattığında pek çok şeyi kapatıyorsun. Yalnız da değiller. Instagram'ın heniye paylaşımlarına sınır getiren tavrına karşılık Türk devleti de Instagram'a milli sınır getirmiştir. Mutlu olsunlar. Doğu Perinçek. Yakışıyor. Şimdi Fahrettin'in uzunca bir mesajı vardı. 31 Temmuz akşam saatlerinde yani iki gün önce bu mesajının şu paragrafında Fahrettin Altun, iletişim başkanı. Ben Fahrettin, propaganda bakanı Fahrettin diyorum. Göbes'le falan ele, e, eşleştiriyorlar ama Göbes çok daha ileri bir adamdı. Yani Göbes'le falan mukayese etmeyin. Yani Göbes'in kendine göre bir e, ne bileyim felsefesi, bir söyleme, bir duruşu, kendine göre bir yol, e, yürüme e, biçimi, e, tavrı, tarzı vardı yani. Propaganda bakanlığında e, şeydir, ya, çığır açmıştır yani Hitler'in Göbes'i. ...ondan dolayı övmek için söylemiyorum... ...adam işinde çok başarılıydı... ...profesyoneldi yani ve bir takım şeyleri... ...o gün e, dünya bu tür şeylere... ...başlamamışken yani bu tür... E, ...konuları tanımazken bilmezken... ...oturtan isimlerden biridir yani göbez... ...Hitler bir bidon benzin döktü... ...yaktı kendini... ...eşiyle beraber ondan sonra... ...kalan benzinle de kendisi... ...çocuklarını öldürdükten sonra eşiyle kendini yaktı... ...ama benzin az kalmıştı ondan dolayı da... ...kalıntıları kaldı... ...hala da durur veya bir yerde gömülüdür bilmiyorum... Neyse yani son ana kadar da Hitler'e sadıktı. Herkes terk etti o sığınakta bile Berlin'de ama son ana kadar yanındaydı Göbels. Heniye'nin şahadeti dolayısıyla diyor Fahrettin. İnsanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı şiddetle kınıyorum. Bu açık ve net sansür girişimidir. Zaten iki gün so önce bu mesajı attıktan iki gün sonra yani iki gece bir gündüz sonra hatta iki gece sonra diyeyim. Instagram kapatıldı. İşte buna da reisin canının sıkıldığı ve o zaman gereğini yapın dediği filan söyleniyor. Belki birkaç gün kapatacaklar sonra açacaklar. Yani herkes orada ticaret yapıyor. Kendi tabanları da ticaret yapıyor. Büyük paralar kazanıyorlar. Büyük şeyler söz konusu. Bir ekonomi de dönüyor orada yani. Dolayısıyla kendini de esasen bacağından vuran bir şey. Erdoğan'ın kendi bacağından vurması. Ondan dolayı çok fazla uzamayacaktır. Yakında o işin o bariyer kalkar diye düşünüyorum. Türkiye'yi modern dünyadan haber alma hakkından koparma adımları artarak sürecek CHP memnundur demiş. Şimdi sizin de garibinize gitmiştir. Ergun Baban ya CHP niye bundan memnun olsun ki falan diye. Yani bu adam yani CHP'ye bir gıcıklığı var falan diye de düşünebilirsiniz. Hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Biraz tarihi hatırlatma. Bu konuda e, ne bileyim ön almış Yavuz Baydar. Ben yazacaktım çizecektim ama benim yazacağımdan daha geniş olarak olayı anlatmış. Onun için aynen buraya getirdim. Instagram yasa ilk değil diyor. İlk internet mecra yasa YouTube'la başladı. Mayıs 2008 Ekim 2010 arasında. Yani bunun üzerinden de 16-17 sene geçtiği için insanlar gerçekten hatırlaması güç. Yani 16-17 yıl geçmiş. Uygulayıcısı AKP, müsebbibi CHP'ydi. İnternet ortamında suç Suçları düzenleyen kanun hazırlanırken ki bununla maksat kumar, çocuk istismarı, pornografi gibi şeylerdi ki gayet doğaldır. Yani bugün pek çok ülkede bu istismar edilmesin diye e, bununla ilgili kısıtlayıcı tedbirler vardır. Operatörler de ayrıca çocuk kilidi veya işte çocuk bariyeri filan neyse gibi filtreleri gibi şeyler koyarlar falan. Son derece normaldir. Neyse. CHP, Baykal'ın CHP'si son anda siyasi taktik uğruna Atatürk'e karşı suçları da metne ekletti. Amaç AKP'yi sıkıştırmaktır diyor. Ve ondan dolayı YouTube'da bir akar, Atatürk hakaret bir veya iki video. Atatürk hakaret videosu var diye YouTube'u kapattılar. CHP'de alkışladı. Hiçbir şey demedi. O gün medya mahallesi de sesini çıkartmadı. CHP mahallesi de sesini çıkartmadı. İki küsür yıl YouTube yasaklı kaldı yahu. Biz medya ofislerimizde e, ofis yani ofise internet sağlayan arkadaşlar, bilgi işlemciler açıyorlardı YouTube'u veya kendilerine göre bir Proxy ayarlarıyla veya VPN'le falan biz ancak ofislerde e, YouTube'u izleyebiliyorduk. Ama YouTube'dan bir şeyi takip edebiliyorduk. Ama onun dışında yasaktı yani 2008-2010 arasında. Gene AKP dönemiydi ama CHP marifetiydi. Böyle. Şimdi başta söylediğim şeyi hatırlatayım. CHP ne yapacak? Özgür Özel konuşmuş böyle bir şey olabilir mi? Seçimde iktidara gelince bu işi düzelteceğiz. Yasakçı zihniyet falan bu, bu mealde laflar. Ya ben sana konuşma metnini eline yazayım vereyim o zaman yani. Şaşırt yani şaşırt. Farklı bir şey yap. Fakat CHP'nin tavrı tarzında olacak işte bu olacak. CHP e, iletişim şunu paylaşmış. Aslında diyor postumuzu Instagram için hazırlamıştık. Malumunuz erişime keyfi olarak kapatıldığı için oradan paylaşamadık. Bu platformdan paylaşmak zorunda kaldık. Yani CHP Instagram için hazırladığı postu yasak olduğu için kapatıldığı için oradan paylaşamadığı için ya Erdoğan hayırlı cumalar postu paylaştı ya. Kapattığı Instagram'da. Sonra silmiş gerçi ama. Siz ne diyorsunuz? Yani adam kendi adam kendi kapattı Instagram'da hayırlı cumalar grafiği paylaşıyor. Sen o kadar korkuyorsun ki Instagram kapatıldığı için oradan paylaşamıyoruz ama orada paylaşacağımız şeyi X'te paylaşıyoruz. X kapatılınca ne yapacaksın? X'te paylaşamadığımız şeyi yok TikTok'ta paylaşıyor. Orası da kapatıldı ne yapacaksın? Pankart asıyoruz CHP Genel Merkezi'nin önüne. Ya Abdullah Gül bile Twitter kapatıldığında tweet atmıştı. Ya o kadar yüreğiniz olsun ya. yani. Abdullah Gül örneği veriyorum. Yani utanın artık. Yani Abdullah Gül'le sizi kıyaslıyorum. Utanın yani. Ömer Fatih Sayan diye biri varmış. Ulaştırma Bakanıymış. Her şeyi onaylıyor, kabul ediyor. Değerlerimize saygı duyan, de dezenformasyonsuz daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız hepsini kapatacak belli yani değerler derken hangi değer kardeş senin değerin sürekli oynuyor ya <laughs> değer mi var hiçbir kutsalı yok bugün Türkiye'ye musallat olmuş şebekenin hiçbir kutsalı yoktur akşamdan sabaha sabahtan akşama değişir bir gün oraya rükudadır öbür gün başka yere secdededir açık açık yazmaya cesaret edemeyince MIT iltisaklı, istihbarat iltisaklı, saray iltisaklı isimler şaka gibi filan diyorlar. Yani açık MIT iltisaklıdır yani. Yığınla veri var hakkında. Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmış. Devlet yönetilemiyor, devlet savruluyor. Gidişat, gidişatımız hayra alamet değil. Evet, aynen öyle. Gidişat hayra alamet değil. Tam da o arada İYİ Parti kurucularından Levent Özeren paylaşmış. İstifa etti galiba sonra ama uzun süre İYİ Parti'de siyaset yaptı Meral Akşener'le. Milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını, kurucuları takipten çıkan Meral Akşener yakın zamanda Fahrettin Altun'u takibe aldı. Bomba haber demiş. Yakışır. Ya acayip yani bir şey söylemek istemiyorum ama yani Sinan o andan beter bir hale düşmek de varmış yani. Cem Toker, Cumhuriyet tarihinin en yasakçı, en baskıcı, en otoriter, hukuk tanımaz zihniyeti tarafından yönetiliyoruz. O yüzden Kapıkule İpsala gençler, Kapıkule İpsala demiş. Evet. Arkanıza bakmadan. Şimdi AYM'ye geçelim. Anayasa Mahkemesi BTK'nın Instagram'ı kapatma kararından dakikalar sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanlığı'na verilen dezenformasyonla mücadele yetkisini iptal ettiğini eks hesabından duyurdu. Tıklayanlar karara gidemedi. Sonra da sildi bunu. Sonra da dedi ki yani kararda diyor ki işte diyor İletişim Başkanlığı'nın yaptığı Fahrettin'in yaptığı konular işte Cumhurbaşkanlığı kararıyla düzenlenemez kanunla düzenlenmeli filan diyor bir şey değil esasen. Fakat yani kararının arkasında duramadı. O arada resmi gazeteye de düşmüş. Tabi resmi gazeteden silemediler. Resmi gazetede bu yayınlandı. İrfan Fidan'la Muhterem de görüşe katılmamışlar. Ama enteresan Erdoğan atadığı diğer 8 üye katılmış. Neyse sonra da yazdı ya işte sitemizdeki yoğunluk falan. Ya arkadaş acayip yalan söylüyor. Sitedeki yoğunluk düzeldiğinde Karar gene yoktu. Kararı sonra bir daha eklediler. Ne döndü peki orada? Tweet'i niye sildin? Sitedeki yoğunluktan dolayı siteye giremezsin. Sonra sitedeki yoğunluk geçtiğinde siteye girersin. O linke tıkladığında gelir karar. Kararı silmişsin. Kararı kaldırmışsın. Tweet'i öyle. Ondan sonra yalan yani. üst ya Birkaç tane yalan var şu mesajda. Ülkenin en yüksek mahkemesi. Aldığı karardan bağımsız söylüyorum. Ne karar almışsa almış Fahrettin'le ilgili. Hiç önemli değil. Birkaç tane yalan var. Dürüst değil. Ve ülkenin en yüksek mahkemesi böyle yalan söylüyorsa topluma yapacak bir şey yok. AYM de hepimiz gibi olmuş. Yazıp yazıp siliyor diyor Meclis Alpan. Öyle. Bir başka tımarhanede bugün haberi. Ankara'da askeri okula kaydolan iki Kırgız genç hafta sonu evci çıkmak için Ali Yerlikaya'nın evine adres göstermiş. Adres teyidi için konuda gelen iki bekçi, konuta gelen iki bekçi Yerlikaya'nın korumaları tarafından gözaltına alınmış. Tam tipik Türkiye haberi. Yani kurumlar nasıl çöktü böyle? O arada yani bu konuyu da gene Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu saray çekişmesinden, MHP çekişmesinden neyse bağımsız ele almayın yani. Süleyman Soylu meclis kapandıktan sonra hakkında dokunulmazlık, dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir dilekçe verdi. Meclise, onu da yani savcılar vermesi lazım galiba ya da Adalet Bakanlığı'na neyse verdi. Asasen savcılar başvurması lazım. Geçelim tamamen dümen. O arada başkanı olduğu İçişleri Komisyonu da hiç toplanmamış. Yani orada da bir muhalefet götürüyor, ayrı bir konu. Mustafa Kuleli, bir gazeteci örgütünün başındaydı Türkiye'de. Hala devam ediyorum bilmiyorum. Türkiye Erdoğan'dan büyüktür diye bir yazı yazdım. İki yıl boyunca silahlı terör örgütü üyesi miyim diye soruşturuldum. Nihayet takipsizlik kararı verildi. Bu vesileyle tekrar edelim. Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Kayda geçsin. Esir takasına bakalım. İşte Wall Street Journal muhabiri başta olmak üzere. İşte 26 kadar esir, iki de çocuk varmış. 7 ülkede. 7 ülkeyi ilgilendiren bir konu. Tabii odak noktası Rusya ve Amerika anlaşarak takas ettiler karşılıklı olarak. Böyle de ne bileyim tutulan artık esirler veya casuslar neyse karşılıklı takas edildi. Ben bu insanlara gazeteci ya da bu insanlara casus otomatikman demem. Haklarındaki iddialara bakmak gerekir. Ayrıca gazeteci kimliğiyle yapılan, ...tutulan işler vardır. Çokça örneği vardır. Türkiye'de de vardır. MİT'le iltisaklı... ...epey gazeteci var. Yani mesela bir tanesi... ...Toygun Atilla... ...Hablimitoğlu meselesiyle ilgili olarak... ...gitmiş o... E, ...Nuri Gökhan Bozkır'la... ...Ukrayna'da görüşmüştü. Amaç gazetecilik... ...değildi. Amaç bir pazarlıktı. E, böyle... E, ...istihbaratın kullandığı gazeteciler vardır. Sonra onların başına bir şey geldiğinde de... ...ya bu adam gazetecilik yapıyor... ...ne işi var falan gibi ezbere bir şeye girmem. Dolayısıyla batı medyası korosuna da bu konularda katılmam. Bunlar tahliye edilmişler. Ama haberlerde işte The Times İngiltere İngiliz gazetesinde iki tam sayfaya açılmış. Bütün hikaye anlatılıyor. Ya bu bir çarşaf anlatılan bütün hikayede Türkiye'den sadece bir satırda bahsediliyor. Ankara'da bir havalama, havaalanı pistinde gerçekleşen operasyon diye. Yani ülkenin mevcut itibarı da bu. Sonra da bu işte içeride Fahrettin falan Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyon falan diye veriyorlar. Ama Türkiye'nin hürriyetin iç sayfasında takas faaliyetinin güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MIT tarafından karşılandı derken catering hizmeti yapmış yani. Onu anlatıyor. Soğuk Savaş'ın en büyük takas operasyonu. Katılıyorum. Almanya, ABD, Norveç, Pol Polonya, Slovenya uyruk Slovenya'da tutuklu 10 kişiyle Rusya'da tutuklu 16 batılı ülke vatandaşı 26 kişi serbest bırakıldı diyor. İkisi de çocuk onu da belirtelim. O arada batılı ülkeler ya işte efendim Rusya'daki bir katili teslim ettiniz nasıl olabilir bu içe sinmedi filan diyorlar. Ee, yani o da Putin de bu kişinin çok sayıda Rus askerinin ölümünden, ölümünden sorumlu olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla onu infaz etmesi için birini göndermiş. Burada bir sürü şey var esasen. Yani yurt dışında işlenen cinayetlerdeki Rusya payı bu olayla kabul edilmiş oldu. Rusya genelde yurt dışında işlettiği, Putin yurt dışında ortadan kaldırdığı isimler veya zehirlediği isimlerle ilgili hiçbir zaman kabul etmedi bunları. Red, yani e, bu tür operasyonlar örtülüdür. Yani red kabul meselesi değildir. Öldürür, ortadan kaldırır, zehirler. Yolunuza bakarsınız, işinize bakarsınız. Fakat burada Putin kabul etti. Yani dışarıda birini öldürmek için gönderdiği elemanı bir takas iade anlaşması çerçevesinde ülkede uçağın merdivenlerinde karşılıyor ve kabul ediyor yaptığı eylemi. O açıdan da önemli. Ama yani bu adamı biz iade ettik, içimize de sinmedi diyorsun ama gelen insanların gerçekten düz ifade edildiği gibi olduğunu veya olmadığını nereden biliyorsun? Yani dolayısıyla bu tür konulara temkinli bakmak gerekir. Hep söylüyorum bugün bu çağda devletlerin terör, terörist, casus, örgüt filan algısına göre biçimlenemezsiniz. Birinin terörist veya birinin terör örgütü ilan ettiğini haklı gerekçelerle öbürünün de aynı şekilde karşı tarafın da onu ilan ettiğine bakarak, ilan edip etmediğine bakarak yorumlayacaksınız. Haniye ne kadar Teröristse Netanyahu da o kadardır. Ayrıca İsrail Devleti'nin ortadan kaldırdığı kadın, çocuk, çocuk, masum sayısı zannediyorum Hamas'ın ortadan kaldırdıklarından veya katlettiklerinden veya öldürdüklerinden kat be kat fazladır. Ne yapacağız şimdi? Kim terör, kim terör örgütü, kim terörist? Onun için bu işe böyle bakın. Yani onu epeydir bıraktım. Bir kere daha söyleyeyim. Dün söylemiştim. Ee, devlet ülke, başkent ya da herhangi bir medya unsurunun lafıyla terör, terörist, terör örgütü çukuruna düşmem. Her şeyi hakkıyla ve nasıl bakılıyor, nasıl iddia ediliyor, nasıl konuşuluyor, bu konuda ne biliyoruz öyle bakıyorum. Siz de bu şekilde bakarsanız asla yanılmazsınız ve en azından gazeteciler için söyleyeyim gazetecilik çizgisinden çıkmamış olursunuz. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.